Evet, denklemlerin köklerinin bulunması için kapalı yöntemler kapsamında diğer bir yöntem yer değiştirme yöntemidir arkadaşlar. Bu yöntemde esas olarak şunu yapıyoruz. Fonksiyonun fx a ve fonksiyonun x a noktasına karşılık gelen fx a değeriyle x ü noktasına karşılık gelen fx ü noktası bir doğru ile birleştiriliyor. Ve bu birleştirilen doğrunun x eksenini kestiği noktaya kök tahmini diyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu yöntem doğrusal interpolasyon yöntemi olarak da adlandırılıyor. Evet, şöyle bir fonksiyon elimiz olsun. Şöyle bu fonksiyonun x a noktası ve bu x a'ya karşılık gelen fx ü fx a bu nokta olsun. Şurası da x ü ve buna karşılık gelen fx ü noktamızda fx ü değerimiz de burası oluyor. Yani burada tabii kapalı yöntem olduğu için şunu aklımızdan çıkartmayalım. X a ve x ü de fonksiyon farklı işaretlere sahip olması gerekiyor. Şimdi bu iki noktayı arkadaşlar, bu iki noktayı bir doğru ile birleştireceğiz. Bu iki noktayı bir doğru ile birleştirdik. Ve bu doğrunun ekseni kestiği noktaya şuraya ilk kök tahmini diyoruz. Yani yöntemin esası bu şekilde çalışıyor. Aslında gerçek kökü şurada olduğuna da dikkat edin. Demek ki iterasyonlara devam ederek daha iyi bir tahmin etmenin yolunu arayacağız aslında burada. Şunu yapıyoruz. Şurada bir üçgen oluşuyor görüyorsunuz. Ve şurada da bir büyük üçgen var. Bu iki üçgeni birbirlerine benzetiyoruz arkadaşlar. Benzer üçgenler kullanılarak. Benzer üçgenler kullanarak. Üçgen fx a bölü fx ü. Yani bu üçgenlerin dik köşeleri, dik kenarlar oluyor, dikkat edin. X r eksi x a bölü x ü eksi x r'ye eşit oluyor. Bu da üçgenlerin yatay kenarları. Buradan maksadımız x r'yi bulmaktı. X r'yi çekersek arkadaşlar, yani kök tahminimiz çünkü bizim bu. X ü eksi fx ü x a eksi x ü bölü fx a eksi fx ü. Evet. Bu yöntemde kullanacağımız denklem bu oluyor ve dikkat edin, son derece basit bir usulle bulduk. İki üçgeni birbirlerine benzeterek ilk kök tahmini yaptık. Tabii birinci iterasyonda, ilk iterasyonda bulacağımız değer oluyor. Bu iterasyona devam edebilmek için şuna bakmamız gerekiyor. Fx a çarpı fx r küçük 0 ise arkadaşlar, küçük 0 ise kök sol aralıktadır. Sol aralıktadır. O zaman x ü eşittir x r oluyor. Bir diğer durum fx a çarpı fx r büyük 0 ise bu durumda kök sağ aralıktadır ve x a eşittir x r olup iterasyonlara bu şekilde devam ediliyor. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi bakın fx şu grafikten bakalım. Fx r'imizi biz burada bulduk. X r'imizi burada bulduk ilk kök tahminimizi. Doğal olarak fx r de burada oluyor. Şurası fx r oluyor. Fx a ile fx r'nin çarpımına baktığımızda arkadaşlar ikisi de negatif pozitif değer oluyor. Bu durumda x a, x r, bu bulduğumuz x r noktasını x a olarak devam ettiriyoruz. Yani
İkinci iterasyonda artık yeni x sağımız bu nokta oluyor. Yani artık şu tarafın kökten uzak bir nokta olduğunu biliyoruz. Ve ne yapıyorduk yöntemde? Bu xa ile xr'yi yine birleştiriyoruz. Xa ile xy'yi birleştiriyoruz. Bakın yeni kök tahminimiz burası oluyor. Yine burada fxa ile fxr negatif olduğu için yine bu tarafa atıp böyle devam ediyoruz arkadaşlar. İsterseniz bunu bir örnekle yapalım. Örneğimiz şuydu. Örnek. Örneğimiz bir önceki soruda verdiğimiz şu fonksiyonumuz vardı. 9.81 çarpı 68 bölü C 1 eksi E üzeri eksi C bölü 68 çarpı 10 eksi 40 da burada paraşütçünün düşme problemiydi arkadaşlar bu. Burada 10 saniye sonunda paraşütçünün hızının 40 metre bölü saniye olmasını sağlayacak olan direnç katsayısını bulmaya çalışıyorduk ve grafiksel yöntemde bunun 12 ile 16 arasında olduğunu bulduk. Yani xa 12 ve xy'yi 16 alırsak iterasyonlara bu noktadan başlayabiliriz. O zaman birinci iterasyon burada iki iterasyon yapıp birinci iterasyon xa fxa yani f 12 bunun değeri 6,06 fxy yani f 16 bu da eksi 2,268 olsun. Yani burada yaptığımız şey c'nin yerine verdiğimiz fonksiyonda c'nin yerine 12 ve 16 vererek değerlerini bulmaktı. O zaman xr eşittir xy eksi fxy xa eksi xy'ydü bölü fxa eksi fxy. Evet, fxy değerimiz 16 eksi pardon xy değerimiz 16 eksi 2,268 12 eksi 16 bölü 6,06 eksi 2,268 bu fonksiyonun değeri 14 bu durumda xr değeri 14.911 çıkar. 14.911 yapmamız gereken şey şu. X A çarpı FXR çarpımına bakmak arkadaşlar. X A ile XR'nin çarpımı yani F'in 12 olduğu ve F'in 14,911 olduğu noktadaki değerleri küçük sıfırdır. F'in yerine 14, C'nin yerine 14,911 koyduğumuzda fonksiyon değerini pozitif buluyoruz. Pardon, negatif buluyoruz. Bu durumda XÜ eşittir XR oluyor. O da 14,911 oluyor arkadaşlar. 14,911. Yani artık 16'ya kadar gitmemize gerek yok. Kökü 12 ile 14,911 arasında aramamız gerektiği sonucuna varıyoruz. İkinci iterasyona geçtiğimizde şimdi ikinci iterasyonda f x a f 12
O da 6,06. XÜ F 14,911. O da eksi 0,200 2543 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi X-ray'i bulalım. 14,911 eksi evet, değerleri yerine yazıyorum. 14,7942 olarak buldum. Evet, iterasyonları aynen bu şekilde devam ediyoruz bu yöntemde arkadaşlar. Burada yaklaşık bağıl hatayı hesaplamak istersek son yaklaşık sonuç eksi bir önceki yaklaşık sonuç bölü son yaklaşık sonuç. Bunun yüzdesini alıyoruz mutlaklar içerisinde. Yüzde 0,79 olarak bulduk. Evet, yani bu bizim yer değiştirme yöntemi için yaptığımız bir örnekti. İterasyon sayıları, yani daha bu yaklaşık bağıl hatayı daha da düşürecek şekilde iterasyonlara devam edilebilir. Evet, yer değiştirme yöntemi ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar.